Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 yılın ardından bugün Atina'daydı ve önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. İki liderin de Yunanistan Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o görüşmelerin ardından yaptığı basın toplantısına birazdan bakacağız. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Atina ziyaretinde eşlik eden bakanlar kimlerdi? Bunlar önemli. Hemen bakalım. 6 yılların ardından Yunanistan ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındaydı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ziyaretinde eşlik eden bakanlardı. Önemli bir ziyaretti. Neredeyse Bakanlar Kurulu'yla ziyaret etti Atina'yı, Yunanistan'ı diyebiliriz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Peki o beklenen basın toplantısında ne mesajlar verildi? Bir kere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, yeni bir dönemi güçlenerek başlatıyoruz. Bu ifade çok önemliydi. Ticaret hacmimizden bahsetti, hedeflerden bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dedi ki, büyük resmi görmeliyiz. Bizim çözülemeyecek kadar büyük problemlerimiz yok, yeter ki hüsnü niyet olsun dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Miçotakis ise vizeden bahsetti. Vize konusunu görüştük dedi. Kıta sanlığı meselelerini görüştük dedi. Bakalım bu önemli görüşmenin ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak düzenledikleri basın toplantısında neler dile getirildi? Bu 65 yıl aradan sonra Türkiye'den Yunanistan'a devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaretti. Yüksek düzeyli işbirliği konseyimizin 5. toplantısı vesilesiyle tekrar Atina'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kuruluş bildirgesinde ifade olunduğu üzere yılda en az bir kez bu buluşmayı gerçekleştirmenin her iki ülke için de hayırlı olacağını düşünüyorum. Üst düzey temasların devamı çerçevesinde aramızdaki diyalog kanallarının her seviyede açık tutulmasının önemini vurguladık. Sayın Başbakan'la görüşmemizde şu an itibariyle yaklaşık 5 milyar dolar civarında olan ticaret hacmimizin 10 milyar dolara çıkarılmasında mutabık kaldık. Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında da görüş alışverişinde bulunduk ve dışişleri bakanlarımızın bu konuda çalışmaları kararlı bir şekilde ele almalarını istedik. Mevcut sorunlarımızı yapıcı diyalog, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak samimi temennimizdir. Sayın Başbakan'la terörle mücadele alanındaki işbirliğimizi nasıl geliştirebileceğimizi de ele aldık. Özellikle Lavrion kampının kapatılmasını memnuniyetle karşıladık. Kıbrıs meselesinin adadaki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması tüm bölgenin yararına olacaktır. Bizler aynı denizi, aynı coğrafyayı, aynı iklimi, hatta birçok alanda aynı kültürü paylaşan iki komşu ülkeyiz. İki kardeş arasında dahi anlaşmazlıklar olabilirken, iki komşu arasında görüş ayrılıklarının yaşanması gayet doğaldır. Biz Ege'yi bir barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz. Açık söylüyorum. Bizim aramızda çözülemeyecek kadar hiçbir sorun yok. Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan dramı ele aldık. Uluslararası toplum işlenmekte olan insanlık ve savaş suçları karşısında sessiz kalmamalıdır. Kalıcı ateşkesin bir an evvel tesisi, İnsani yardımların engelsiz akışının temini hepimizin önceliği olmalıdır.